Ahmet Bey'e bir sorum var. Daha önce bunu ben yazdım. Twitter'da söyledim. Halk TV'de ya da başka bir yerde söylemişimdir. İkide bir televizyona da vermeyeyim. Ahmet Bey beni aradı. Vallahi de billahi de böyle değil dedi. Ama bu hususu son kez kendisine sormak istiyorum izniyle. O günlerde bu tutumu açıklandıktan sonra şöyle bir hadise ortaya çıktı. Kendisinin damadını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale aldığı ortaya çıktı. Damadı ve kızı 2016 yılında evlendiler. Ben şimdi EKAP sistemine girip baktığımda toplam 4 tane ihale almış. Esat Palazoğlu, yanlış bilmiyorsam ismi, AdStation adlı şirket toplamda 4 ayrı aşamada 10 milyon TL'lik ihale almış. Şimdi en son hatta ilginç, normalde tabii deyip pekala diyebilir ki damadından bana ne, yani hiç itirazım bana yok. Bana ne değil, haberim de yok, bir şey bilmiyorum. Yani, şirketinin adını söyle desen söyleyemem. Şöyle. Yani 2000 en son aldığı ihaleyi söyleyeyim. 2019 yılı kupası kadın tenis turnuvası. Muhtemelen Ahmet Bey ya günah bu işi hani kendisi bazıları da soran mı var bana? Evet. Dolayısıyla 4 tane ihaleden herkes bana sorsa memleket bu hale gelmez. Ben bu gazetecilik görevimizi sormak zorundayım. Yanlış yani. Ben diyorum ki ne turnuvası ne bilmem. 10 milyon TL'lik 4 ayrı ihale almış 2018 yılından itibaren. Yani hiç haberim bir yok. Tanesi de bakın bir ihale de 31 Mart seçiminden sonra 4 Nisan 2019'da. Yani sizin açık tutum aldığınız dönemde sormak istiyorum. Sizin açıkça İmamoğlu aleyhinde ya tutum ben aldığınız... buradan ne alakası var? Bir kuruş bir menfaatim tamam, yok. Ben bir sadece... şeyim yok. Ve haberim yok. Onlar zaten 10 senedir o işleri yapıyorlar. 10 senelik şirket. 15 senelik. Devamlı alıyorlar. Ne iş yapıyorlar bilmiyorum. Peki damadınız yani İstanbul Büyükşehir'den ihale aldığını biliyor muydun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben yani turnuva bir şeyler yapıyoruz diyorlar. Ama turnuva bakanlıktan mı alınıyor? Belediyeden mi alınıyor? Yani ihalenin merci neresi? İstanbul Spor kimden, Etkinlikleri. Ha ben bilmiyorum. Mesela hangi bakanlık? Hiç şey bilmem. Ben çünkü dünya işine ilgilensem babamın işine ilgilenirdim. Yani ben sadece cübbeli Ahmet bilmediği için üstelicik değilim ama şunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Yani benim cübbeli, yani şunu demek Ahmet'in ben asla derim, bak ben sana söylüyorum. Eğer ben ihaleler devam etsin damadımın ihalesi diye Binali Bey'e Cumhur İttifakı'na destek vermişsem Allah bana lanet anladım. Etsin. Bak ne diyorum sana Allah götürsün. Ben böyle bir şey yapacak kadar şerefsiz ve adi bir adam tamam. Değilim. Ben o zaman çünkü hiç haberim yok yani. Ben başka bir husus söyleyeyim. Ha, yani, ne alakadar yani? Ahmet Bey'in damadı ya da bir başka biri. Belediye şöyle bir ihale vermiş. Yani sizden çıkararak söylüyorum. 2018 yılı muhtelif gençlik ve spor organizasyonları için teknik kiralama, vinil, afiş, kitap ve yemek kokteyli hizmet alınmış. Yani ne olduğu anlaşılamıyor. Ne kadar biliyor musunuz? 12 Temmuz 2018'de yapılmış bu ihale 7.8 milyon lira vermişler. Ya günah değil mi? Fakir fukaranın parası vermişler? Değil mi? Efendim? Kime vermişler? Bu karşılıkta almış yani şirket bunu. Ama hangi şirket nedir? Kimlerle alakası? AdStation dediniz ya benimle ilgisi yok. Damadınız şirketi. Ben bilmiyorum abi, ya. Siz de zaten bilmiyorsunuz. Ben biliyorsunuz demedim zaten. Hani sizden çıkar. Ama o hizmeti yani başkası 50 liraya yapacaktı. Bunlar mı 100 liraya yaptı? O da var. Onu incelemeniz lazım. Kuşkusuz öyle. Kuşkusuz öyle. Var. Siz burada bunu söylerken onu incelemeniz lazım. Şunu demeniz lazım. Bu hizmet normalde şu rakama görülebilirken bu adamlara peşkeş çekilerek 3 lira fazla verilmiş. Yani bu bilgiyi paylaşmadan belki hizmetin karşılığı o kadar. Başkası için de konuşuyorum. Ben damatla alakalı konuşmuyorum. Ben sadece kim olursa şu bakımdan olsun. Söyledim. Yani hizmetin karşılığını almış mı? Fazla mı almış? Bak aynı bak tarikatta da aynı şeyi söylüyorum. Herkes hakkında aynı şeyi söylüyorum. Bu ihale kamuoyu bilsin diye söylüyorum. 3G yöntemiyle yapılmış. Bu şu demek, açık ihale değil, kişi çağrılmış. Kişi çağrılarak tek bir kişiyle anlaşma yoluyla yapılmış. Yani burada Ahmet Bey'in damadı Esat Palazoğlu'nun şirketi sadece o davet edilmiş ve herhangi bir pazarlık söz konusu olmadan, başka şirketler çağrılmadan ona onu ihale diyorum. Teslim edilmiş. Yani usulsüzlük bu varsa da, ben onu bilmem. Bu da açık usulsüzlük diyemem, böyle bir yöntem var ha ama işte, burada rekabet yok. Yani başka şirketler çağrılarak daha az fiyat verebilmenin önüne geçilmiş. Dolayısıyla bu İstanbul'un fakir fukaranın ama hangisinde var? Açık arttırmasız vermek demek. Doğru değil.